Selam kızlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok güzel ve aynı zamanda yorucu bir gün. Sizinle birlikte olacağız genelde. Size yılbaşı vlogunu başlatıyorum. Umarım çok beğeneceğiniz bir vlog olur. Detayları Instagram üzerinden story'den hiç paylaşmadım merak etmeniz açısından. Sadece YouTube'da paylaşacağım. Böyle ufak dokunuşlar yapacağız. Genelde yatak odasına bu kısma yapacağım. Çünkü burada fotoğraf çekilmemin daha kolay olacağını düşünüyorum. Onun dışında bir masa hazırlayabiliriz. Yani tam böyle belirgin olarak bir planım yok. Eşimle beraber geçireceğiz. İlk yılbaşımız olacak evimizde. Bakalım nasıl olacak. Ufaktan şöyle size spoiler göstereyim. Zaten arkada hemen belirdi orada kokinam. O kadar güzel oldu ki bakar mısınız? Orası çok hoşuma gitti. Tabii o kokinayı zaman zaman farklı yerlere de taşıyabilirim. Böyle yani benim için heyecanlı bir vlog olacak. Böyle tatlış tacımı falan taktım sizler için. Bunlarla yine akşam fotoğraf falan çekineceğiz. Eşimden beni çekmesini rica edeceğim. O yüzden bu kısmı süsleyeceğiz. Burada istediğim birkaç poz var. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Umarım aklımdaki gibi olur. Şimdi size aldıklarımı göstermekle başlayayım ilk olaraktan. Sonra ufaktan süslemelere geçeriz. Hadi Başı geçelim. için aldıklarıma bakmadan önce size hemen bu köşemi göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki sade ve zarif. Çok hoşuma gitti bu kısım. Zaten gold'u çok severim bilirsiniz. Onun dışında yeşile aşığım. Yeşil olan her şeye bayılırım. Ve kırmızıyla birleşince aşırı güzel bir bitki. Bayılıyorum bu bitkiye de. Sipariş ettim. Aslında buna benzeyen bir bitki daha var ama bunun gibi güzel durmuyor. Bakar mısınız şuna? Sonra benim böyle bir kuşağım vardı. Onu buraya bağlamayı akıl ettim. Vazonun orası boş kaldı çünkü böyle daha hoş gözüktü gözüme. Sonra Trendyol'dan yine şöyle bir altlık aldım. Bu aslında şöyle göstereyim. Bu da gold. Buraya çok yakıştı. Zarifliğine zariflik kattı diyebilirim. Şöyle bir inci var. Bunu buraya koymayı düşündüm. Bence çok güzel bütünlük sağladı. Bakalım bakalım. Şimdi başka neler almışım. Hadi. Bu kazağımı çok beğendim. Gerçekten bakar mısınız? Şöyle size yakından da göstereyim. Geyik detayları var. Yine burada Noel Baba var. Bu rengi zaten çok severim. Böyle bir şey tercih ettim. Diğer klasik modellerin dışında öyle söyleyebilirim. Yine o pozu çekinirken şöyle yastık kılıfları tercih ettim. Yine geyik var. Kazakla uyumlu olacağını düşündüm bu açıdan. Şöyle çok sevdiğim bir potik kare desen var. Bayılırım. Zaten renkleri tam benlik. O yüzden bayıldım. Yani bunu sadece yılbaşında değil de kış geldiğinde de kışı anımsattığı için kullanabilirim diye düşünüyorum. Çok güzel. O kadar kaliteli geldi ki bu kadar beklemiyordum gerçekten. Tüylü kılıflarım var. Storylerimi takip edenler bilir. Oradakileri çıkaracağım ve bunları takacağım. Zaten bunu da beraber yapacağız. O yüzden bir de kılıfta görürsek daha güzel olacak. Yine aklımdaki bir poz için aldım bunu. Şunları zaten biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. Çok güzel. Bunların sade olması daha çok hoşuma gitti. Zaten ben genelde sade severim. Bunu da şu başlık kısmına koyacağız. İstediğim poz için. Bir de hiçbirini çekinemiyormuşum. Böyle yine gold mumlarım var. O kadar güzel ki. Bunları da bir masa oluşturursam orada kullanacağım. Şamdanlarla. Kozalaklarım var. Bunlar da satılıyordu Trendyol'da ama ben kendim toplamak istedim. Geçen fotoğraf çekimi yaptığımız yerden topladım. Bunların üzerine simekler miyim bilmiyorum. Aslında gördüm bir yerde öyle olabilir. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şu an her şey spontane gelişecek diyebilirim. Şöyle bir de şöyle bir şey görmüştüm. Tabii bunun tam şu şekilde buraya böyle silikonla falan yapıştırıyorlardı ama şu an benim silikonum yok. Bunu yapamam. Neyse bunu bir şeyler yapacağım. Böyle çorabım var. Bunu da o fotoğraf çekiminde giyeceğim. Şunu da Hüseyin için aldım. Böyle ikili satılıyordu. Trendyol'un gerçekten kaliteli ve geyik desenli. Gene şöyle bir karton kağıt mı deniyor işte. Bundan aldım. Böyle kaşlı satılıyor. Ya 20'li ya 10'lu ama 10'lu gibi gözüküyor şu an. Yani bunu çok amaçlı kullanabilirim. Sonra yine şöyle bir elbisem var. Bunu biliyorsunuz. Emilia Butik'ten almıştım. Çok güzel bir butik. Aşırı güzel elbiseler var. Şöyle saten. Askısını falan siz ayarlayabiliyorsunuz. Büzgüsünü de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Bunu da giyeceğim. Umarım güzel fotoğraflarım olur. Tek derdim fotoğraf değil. Şu an öyle düşünüyor olabilirsiniz ama seviyorum.
çok mutlu olduğum bir eylem olduğu için fotoğraf çekilmek. Seviyorum yani. Şöyle bir led ışık aldım. Ama pili yok. Şöyle 2022 yazan bir balon aldım. Ama benim aklım o kadar 2020'de kalmış ki 2021'deymişiz bir de. Böyle açtım işte. Annemlerden gelmiştik. Allah'ım bir sürü iki var. Diyorum ki neden bir tane sıfır koymuşlar? Allah'ım bir iş yapacaktım falan filan. Olmadı gene istediğim post falan filan dedim. Hemen sayfayla Trendyol'dan satıcı üzerinden iletişime geçecektim. Sonra düşündüm ki 2022'de gerçekten bir sürü iyi var. Kavga mı geçiyorsun canım? Ben bayağı geride kalmışım. Sonra bu U gibi ama sanırım burayı birleştireceğiz. Bunları pipetle şişireceğiz. İnşallah şişirebilirim. Yani bunun için belki Hüseyin'i bekleyebilirim. Çünkü bunda risk atamam. Eğer olmazsa olmaz. Bu şey, bunu yoktu aslında ama hediye göndermişler. Aa, şu an iki tane olduğunu öğrendim. Güzel. Şimdi bu kadar. Tabii ki belki burada olmayanlar da vardır. Kullanacağım. Şurada kargolarım var. Bunları beraber açacağız. İyi oldu aslında beraber açmak da. Sanırım bu kurabiye kalıbı, böyle hissettim. Umarım odur. Birlikte bugün kurabiye de yaparız. Ama acaba bunu bir başka videoda mı çeksem diye de düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü çok tatlı minnoş oluyor ya. Onu size detaylı detaylı göstermek istiyorum. Evet, tam da düşündüğüm gibi kurabiye kalıbım. Açınca görüşürüz. Açamıyorum. Ya tamam da bu kırılacak bir şey değil yani. Bu kadar bantlamanın manası ne? İlk olarak glazürüyü göstereyim. Bunlarla süsleyeceğiz. Bakar mısınız? Renkleri çok tatlı. Zaten görüyorsunuzdur. Benim keşfet videolarım hep bu kurabiyelerle dolu. Markasının Dr. Oetker olduğunu bilmiyordum. Şu an sevindim. Hatta dün birinde gördüm kurabiyeyi. İnşallah benimkini de Dr. Oetker'dir diye düşündüm. Şu an sevindim markasız bir şey olmadığı için. Böyle hepimizin bildiği belirgin bir figür. Yine kurabiye adam var. Sonra Serdan adam var. Benim bu tacımdaki kurabiye kalıbı hali. Şekerimiz var. Aslında bu şekerlerden de alacaktım ama sonra gerek yok dedim. Şekerli pijama vardı. Belki onu da görmüşsünüzdür. Böyle lacivert. Üzerinde bu şeker desenlerinden var. Ama stok almamış. O yüzden alamadım. Eğer onu alsaydım onunla birlikte böyle elimde çekinmek için şeker alabilirdim. Ama kurabiye kalıbını almış olduk. Umarım açı düzgündür. Nasıl hiçbir fikrim yok. Arka kameradan çekiyorum ilk kez çünkü. Bir de böyle çam ağacımız var. Bunları birlikte süsleyeceğiz. Bu glazürlerle. Renkleri zaten çok güzel. Sonra diğer bir kargomu açayım. O kadar çok kargo sipariş etmişim ki neyden ne olabilir hiç bilmiyorum. Şu an bana da sürpriz olacak. Ama sanırım istediğim poz için bir ürün eksik. Çünkü PTT kargoyla. Bu normal yani. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Şu an sinirlerim bozuldu. Minnoş toplarımız. Ya zaten çok küçük ağacım var. O yüzden benim için yeterli olacak. Yılbaşı ağacını çok büyük bir şekilde seneye almayı düşünüyorum. Bu sene çünkü geç karar verdim alıp almamaya. Sonra da zaman geçmişti. Hem şimdi bekleyince daha büyüğünü almış olurum diye düşünüyorum. Küçük de almak istemedim. Ama eşim bana çam ağacı getirmiş. Onu bir şekilde süsleyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şöyle bir şey almıştım. Bu şekilde boncuklarla süslenmiş gold bir ürün. Yıldız şeklinde. Hatta açayım bir bakalım. Başka yerlerde de kullanırım diye gold tercih ettim ama aslında kırmızısı da çok güzel duruyordu. Kararsız kaldım ama gold almıştım. Gold da çok güzel. Zaten görüyorsunuz. Her yer gold. Çok seviyorum. Aranızda benim gibi gold aşıkları varsa kendini belli edebilir yorumlara. Umarım ileride kameram olur sizinle birlikte YouTube mecrasında da büyüdüğümüzde. Bunu böyle yaptığımda direkt kendi odaklar. Şu an odaklamıyordur büyük ihtimal. Bunu açalım bakalım. Bunda Amerikan servisim var diye tahmin etmiştim. Tam da öyle. Ay şuna bir bakın. Açmadan bile çok güzel. Bu arada ojelerim de bozulmuş. Onları da birlikte yeneceğiz.
Ay bunu bekliyordum. O yüzden size sofra hazırlarız belki falan derken sürekli hep bir muallaktaydım bunun için. Çünkü bunu aklıma koydum. Gelmezse hazırlayasım, gelmezdi kesin benim. Genelde heveslendiğim şeyler olmadığında çok üzülürüm. Şöyle ekose desen var. Bu kumaşı böyle büzgülü şekilde buraya yapıştırmışlar. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Bununla da güzel bir sofra hazırlarız umarım diye düşünüyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Başka da kalmamış bir şey. Bu kadar. Hepsi çok güzel gerçekten. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak. Dediğim gibi gerçekten hiç planlamadım. Spontane olacak. Genelde spontane olan şeyler benim açımdan güzel oluyor. Umarım bu da böyle güzel olur. Yani zaten böyle ufak detaylarla kutlamak istedim dediğim gibi. Şimdi ufaktan buraları süslemeye başlayalım hava kararmadan. Hadi. Evet şimdi ilk olaraktan bu yeşil şeyleri yatağımın başlığına koyacağım size söylediğim gibi. Bence güzel şu köşeyi de aynı şekilde kenara sıkıştırırsam. Evet bence şimdi güzel. Evet, şimdi burayı ufak detaylarla, ufak dokunuşlarla süsleyeceğiz. Hemen hızlandırmayı alıyorum. Yeterli bence şimdi burası. Birazcık buralarla uğraşayım şimdi. Bu biraz narin ama umarım... Ay bir de narin dedim elime dikeni battı. Demek istediğim şey buydu. Bence hoş gözüktü ve daha dolu dolu gözüktü gibi geldi bana. Zaten ben bunu 40 kez değiştirir, 40 kez fotoğrafını çekeceğim için. Bir de bu açıdan bakmış oluruz en azından. Söyleyeceğim sizce de çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım. Bu o kadar zarif duruyor ki gerçekten iyi ki gold'unu tercih etmişim. İkisi çok yakıştı. Zaten şuradaki gold detayla da uydu. Bayıldım gerçekten. Çok güzel oldu. Buranın ışığı çalışırsa bir de öyle gösteririm size. Hatta gösterivereyim. Vakit varken şu anlık. Bahsettiğim ışıklı hali de bu. Gerçekten bence çok güzel. Tabii ki hava karardığında daha güzel bir ambiyans olacaktır. Bakalım. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. İyi ki bu renkte tercih etmişim. Kırmızısını değil. Geri kalanları da bu şekilde koydum. Burası da çok zarif ve güzel oldu bence. Sade ve şık yeterli diye düşünüyorum. Duruma göre belki bir tık kırmızılık verebileceğim bir şey olursa verebilirim fotoğraf çekinirken. Evet azıcık fırsat buldum ve Instagram aleme güzel bir story çektim. O yüzden burayı hemen böyle dekora ediverdim. Sizlere de hemen gösterivereyim. Bence çok tatlı çoluverdi. Böyle tabii böyle bir sürü detaylar falan çekeceğim daha. Ama bir sürü işim var. Bence oyalanıyorum. Hadi devam edelim. Ben dedim ki bence ben biraz daha oyalanayım ve kahve içeyim. O yüzden kahve yapmaya karar verdim. Kahveden sonra... İnşallah bu yastık kılıflarını birlikte geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hadi kahvemizi bir yapalım. Evet ben kahvemi yaptım. Biraz çekime ara verdim. Mola verdim diyebilirim. Şu kısma şöyle bir koyayım. Biraz gözüm gönlüm canlansın. Gerçekten her yerinin aynı olduğuna inandınız mı şu an? Başlığımda bile ayna var. Bence madem böyle bir ayna burada var. Kahvemi içerken buradan da sohbet edebiliriz. Öyle yani. Şu an kahvemi içeyim. Sonrasında dediğim gibi kılıfları geçirelim. Yatağımıza koyalım. Sonra ne kalıyor geriye? Bir ağaç var. Ağacı süsleyelim. Ağaç da böyle küçücük bir şey. Sonra masa hazırlayacağız. Fakat menü olarak ne yapsam? Yani gerçekten aşırı kararsızım. Hiç bilmiyorum. Artık eşime soracağım onun canı ne falan çekiyor. İşte planlamadım yani ben bu artık runner falan gelmez. Hani hiç öyle masa hazırlamam normal yeriz falan filan diye düşünüyordum. Yani gerçekten bilemiyorum ne yapsam ne güzel gözükür. İşte çerezdir, cipsidir, odur budur. Film falan izleriz, yemek yeriz.
Umarım bunlara fotoğraf çekinmekten vakit bulabilirim diye düşündüm şu an. Çok zor oluyor. Hem elimde tutup hem çekmek. Ve ben her şeyi aldım. Çok güzel yılbaşına dair beni mutlu eden detayları falan filan aldım. Ne almayı unutmuşum? Çok unutmuşum. Tripod almamışım. Artık onun da siparişini verdim. Ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Bakalım. Aa, yandım. Çok tatlı. Hala böyle şeyleri sevinebiliyorum. Demek ki içimdeki çocuk hiç ölmemiş zaten. Hiç de ölmeyecek gibi. Tanıyanlar bence de falan dedi içinden. Zaten beni görenler hep lise mezunu musun falan diye soruyorlar. Ben diyorum öğretmenim. Nasıl yani falan gibi tepkiler veriyorlar tabii. Surat ifadeleriyle direkt öyle demiyorlar da. Bir arada bu şekilde böyle sohbet videosu çekmeyi düşünüyorum sizlerle. O kadar video içeriği var ki aklımda. Yani hangisini uygulasam diye düşünürken uygulayamıyorum hiçbirini. Bu arada eşim de YouTube'a, bu mecraya başladı ki biz onunla zaten önce de yapıyorduk. İkimizin de para kazanması kapandı. Niye bilmiyoruz. Ara vermiştik bir heves kırıklığından dolayı. O da tekrar başladı. O böyle işiyle ilgili şeyleri atıyor. İnşaat sektörü, inşaat mühendisi bu açıdan. O da zevkle yapıyor. Benden daha çok video atıyor diyeceğim o ki. Onun kanalında YouTube bu videonun altına açıklama olarak bırakacağım. Abone olabilirsiniz. O benden daha çok video atıyor. Bir bakıyorum. Diyorum sen ne ara attın falan. Neredeyse benimle aynı video sayısına ulaştı bile diyebilirim. Öyle yani. Ailecek sosyal medyacıyız. Seviyoruz. Büyük ihtimal ileride bir çocuğumuz olursa o da aynı şekilde olacak diye düşünüyorum. Ve ben kahvemi hızlıca içeyim. Sonra devam edelim. Öyle. Umarım güzel bir video olur. Şu tek başına yanıyor beni böyle sinir etti. Bence yanmadan daha güzel ama ben bunu zaten yandığını bilmiyordum. Niye pahalı diye düşünmüştüm bu yani alt tarafı bir taç. Demek ki yandığı içinmiş. Görüşürüz. Size demiştim zaten oturmak grubumdaki yastıkların kılıflarını çıkaracağız ve bunları takacağız diye. Bu umarım olur. Yani tam denk gelir. Hatta şöyle bakıverelim de içim rahatlasın. Evet bence tam oluyor. Hatta bu bir tık büyük bile. Görecek çok merak ediyorum. Hemen hadi hızlandırılmış videoda bunları çıkaralım ve onları giydirelim. Ve şimdi kılıfları çıkarttım. Yeni kılıfları giydireceğim. Bakalım şimdi nasıl olacak? Evet bu iki kılıfımı giydirdim. Gerçekten o kadar güzel oldular ki böyle daha öncekinden daha güzel görünüyorlar bence. Bayılıyorum zaten bu renklere ve bu desenlere. Özellikle şu zaten tam benlik biliyorsunuz şu tonları falan. Benim oturma grubumda sütlü kahve, yeşil. Böyle işte o sütlü kahve biraz griye de çalıyor. Değişik böyle yanar döner gibi. O yüzden ikisi de barındırdığı için içerisinde ikisine de uyacaktır diye düşünüyorum. Kış geldiğinde, kar yağdığında oturma odamın içinde çok güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Bu geyik desenini de çok seviyorum. Zaten ben yılbaşına dair tek sevdiğim desen bu desen diyebilirim. Böyle Noel Baba'dır, kardan adamdır. Çok sevmiyorum açıkçası. Fark ettiyseniz genelde farkında değilim ama geyik desenli seçmişim çorabım öyle. Sonra işte o kazağımdaki yine geyik desenleri mevcut. Bu da aynı şekilde. Zaten bu bana eskileri hatırlatıyor. Bilmiyorum siz de anımsıyor musunuz? Böyle küçükken falan ben anneannemlere falan gittiğimde böyle duvarda kocaman geyik resimli bir şey asık olurdu. Böyle örtü tarzı bir şey. Yani duvar örtüsü diyebilirim şu an çevirecek olursam tam bilmiyorum. Eskilere götürdüğü için bu hissi seviyorum. O yüzden bu deseni de seviyorum diyebilirim. Bakalım bunları da giydireyim. Artık hangisi daha çok o anki ambiyansa uyum sağlar, fotoğraf ambiyansına bilmiyorum. Ona göre kullanırım. O yüzden hepsini giydirmek istiyorum. Hazır giydirmeye başlamışken hadi devam edelim.
Evet, hepsi hazır. Gördüğünüz gibi burayla bile aşırı uyum sağladı. Genelde böyle nevresimlerle falan bu tür yastıkları kullanmayı seviyordum. Bu açıdan da çok güzel oldu. Zaten bu nevresim takımını da yeni aldım biliyorsunuz. Çift taraflı yastıklardan anlayabilirsiniz. Diğer yüzü o renk. Burada da sürekli kullanabilirim. O yüzden gerçekten iyi ki böyle kırmızılı, ekose desenli falan bir şey değil de böyle bir şey tercih etmişim. Bakar mısınız? Harika gözüküyor. Yani hangisini kullanırım bilmiyorum ama yeşil detaylara daha fazla olanları kullanabilirim. Çünkü başlığın üst kısmındaki yeşil tek başına çiğ kalmasını istiyorum. Çok güzel, bayıldım. Hatta size şöyle hemen biraz yakından da gösterivereyim. Bakın baskısı falan da gayet kaliteli. Şöyle şu iki desen çok hoş. Bunlar da hoş. Böyle kar yağdığında falan güzel bir ambiyans olur. Onun dışında burada çok da yapacağım bir şey yok zaten, yeterli. Zaten çok abartıyı sevmiyorum biliyorsunuz, genelde sade olan her şey daha güzeldir. Benim için yeterli. Yastık kılıflarının bu ikisini koymayı tercih ettim. Dediğim gibi yeşili, yukarıdaki başlıktaki yeşili bu kılıftaki yeşillerle desteklemek için aslında aklımdaki şuydu ilk olaraktan. Ama böyle de sanki az kaldı gibi geldi yastıklar, ama hepsini koyduğumda da fazla oluyor. Ben zaten bunları fotoğraf çekinirken dekor amaçlı böyle şu şekilde çapraz koyacağım. Kendimi şu kısma oturacağım falan filan. Öyle yani. Onun dışında farklı bir şey aklıma geldi. Ben bekarlığa vedamda şöyle bir bant kullanmıştım. Bu güzel detaylar çok fazla gözükmediği için acaba duvara şu şekilde mi yapıştırsam diye düşündüm. Bence öyle yapayım. Bak, kararıyor yavaş yavaş. Işık da gidiyor. O yüzden ışıklı tripod açtım destek olsun diye. Öyle böyle konuşayım dedim. Akşama menümü belirledim. Aklıma tavuk soteli mantar yapmak geldi nedense. Yanında işte salatadır, odur budur, meyvedir, çerezdir, cipsdir. Aynı masaya hepsini koyacağız. Zaten ikimiz olacağımız için genelde masada takılırız diye düşünüyorum. Ben arada tabii ki size spoiler, detaylar falan çekiyor olurum. Öyle yani, onu belirlediğim için şu an kafam rahat. Öyle yani, daha giyineceğim, makyaj yapacağım, masa hazırlayacağım falan da filandı. Yine ufak ufak detayları size açıp açıp göstereceğim. Öyle bakalım, şimdilik güzel gidiyor. Şu dediklerimi yapalım. Sonra balonların hepsini şişirelim. Balonlar burada durmayacak. Onları bir böyle çoraplarımızla, işte elimizde böyle kadeh tarzı şeylerle, meyve suyumla çekeceğim bir şey. Onlar içkiyle çekmiş ama ben öyle yapacağım. Çekeceğim detaylar var. O yüzden aldım. Çam ağacını süsleyeceğiz. Çam ağacını Hüseyin böyle bir tane ağacın en üstünden falan bir dal koparmış. Onu boş bir saksı vardı. Onun içine koydum falan, yıkadım. Bilmiyorum işte. Minnoş bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Ama bana göre güzel oluyor. Bana göre güzel olması da yeterli zaten. Siz de beğenirsiniz umarım. Öyle, hadi fazla oyalanmayalım. Hava kararmadan detaylara geçelim. Bu şekilde oldu. Bence daha güzel oldu. Zaten şu açıdan, dediğim gibi genelde şu açıyla çekeceğimiz için oraya yapmam da daha mantıklı oldu. Şimdi balonları şişireceğiz birlikte. Hızlı çekimi alayım. Güzel oluyor. Güzel bir vlog oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz, dediğim gibi. Heyecanla yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şişirmeye başlayalım. Bu tatlış balonları. Balonların rengi de tam istediğim gold'da gelmemiş ama ne yapayım. İşte. Ay, yoksa patlak mı? Korkuyorum. Değil. Sonra bu şekilde çekiyorsunuz, yapışıyor direkt diyebiliyorum. Çünkü ben başka bir şey yapmıyorum. Bu ikisi. 2020'mizin ikisi. İkimizi de şişirelim. Evet, bu da tamam. Çok güzel. Hepsini keşke tutabilsem ve 2022'ye merhaba diyebilsek sizinle buradan. Ama tutamam sanırım. Bence minnoş balonlar.
Tabii ki o vazonun orada aslında işi yok ama böyle anlık koyuverdim. Size balonları şöyle göstermek açısından bence çok güzel oldu. Böyle gitgide ambiyans tamamlanıyor gibi geliyor ama şu an binamın devrilip yatağa dökülme ihtimalinden çok korkuyorumdur ve anlık bu kadar yeter. Bir iki de böyle post çekeyim belki atarım. Böyle bence çok güzel oldu ama ilk iki var ya şu biraz az şişirmişim o garibimi. O biraz öyle cansız duruyor ama genel olarak bence her şey çok güzel. Yıldızlar da yukarıda daha güzel. Görüşürüz. Kızlar eşimin getirdiği ağaç dalı diye bahsetmiştim ya size o bu. Bakın çok güzel gözüktü. Yani böyle gözükeceğini düşünmüyordum. Yine gold saksıma koydum. Bence gayet güzel oldu. Boş saksı vardı dediğim gibi onun içine toprakla doldurdum. Odur budur ufak detaylardır, kozalaktır. Bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben genelde daha çok detaycı bir insanım. O yüzden sanırım içimde kalmasın diye de o da böyle getirmiş. Bence gayet hoş. Şöyle yakına da gideyim. Ben bunu böyle iyice bir yıkadım. Banyo yaptırdım. Çok güzel oldu. Şimdi güzeline bir bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle. Bakalım nasıl kareler ortaya çıkacak. Bence güzel gibi gözüküyor. Böceğinden tut. Her detay o kadar çok içime siniyor ki gerçekten. Beklediğimden de daha güzel oldu diyebilirim. Yani bol bol yeşil, gold, daha ne olsun yani ben daha neyle huzur bulabilirim. Gerçekten bayıldım. Bir de Hüsom'la fotoğraflar çekiniriz. O beni çeker. Sonra yemek yeriz. Böyle işte yılbaşı dediğin. Yani amaç kutlamak değil ama amaç fotoğraf çekmek olabilir. Öyle yani bu da böyle güzel oldu bence. Hiç süslemesem bile olur şu güzel sade ağaç ama yine de bir iki bir şeyler yaparım. Böyle hava kararmaya başlayınca daha güzel gözükmedi mi sizce sarı ışıkla falan da? Zaten sarı ışığa da bayılırım. Şu ağacı bir süsleyelim bakalım. Konuşmam yarıda kaldı çünkü hafızam doldu. Her zamanki gibi bir şeyler sildim. Geri aranıza geldim hemen. Dediğim gibi bunlar uyumlu değil. Kullanmam yani bilmiyorum gözüme batar hoşuma gitmez biliyorum kendimi. Şu ikisi çok güzel bir de kırmızı vardı. Onları yapabilirim buraya minnoş olaraktan. Benim şey şöyleydi birazını yapıştırdım ama böyle çok mu göze battı bilemedim. Ama zaten üst kısmı almayız fotoğraf çekinirken açı olaraktan. Yani bilmiyorum. Bir de şöyle göstereyim bir saniye. Daha hoş gözüküyor. Tabii şu uçlarını eşitleyeceğim makasla. Böyle ama zaten çıkarırım. Bir iki belki böyle çeker sonra çıkarırım. Bir de bir devamını deneyeyim bakalım. Bu şekilde oldu. Eşit kesemedim tabii ki. Çünkü çok karışık bir şey şöyle gördüğünüz üzere. Öyle yani ama bence farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Bakın sana bence güzel oldu. Şimdi bunu süsleyelim. Bakalım bu nasıl olacak. Hadi. Ağacı süsledim ama dediğim gibi az ve öz süsledim. Kırmızı, işte gold ve gümüş renklerini kullandım ve araya şöyle kestiğim şeylerden minik minik yapıştırdım. Onu da abartmak istemedim. Şöyle genel olarak gösterdiğimde ise bence gayet güzel gözüküyor diyebilirim. Onun dışında buralara böyle yaymak için bunları kestim. Hala kesmeye devam ediyorum. Biraz daha fazla olsun diye. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten genel olarak her şey çok güzel oldu. Daha yemeğe başlayamadım. Yemek yapmaya başlayamadım bile. İşte bunu da halledeyim. İşte hava kararmadan fotoğraf falan da çekinmem gerekiyor. Gerçekten çok zor. Hepsi üst üste geldi. Artık bakalım yapabildiğim kadar yapacağım. Ve bu arada en büyük sorun ise hafızam yetersiz. Yani sürekli bildirim gelip duruyor. Arada siliyorum falan. Ve daha bir sürü video çekmem gerekiyor. O yüzden benim için sıkıntılı bir durum aslında. Yatak böyle karışık biraz az sonra sapsade güzel haline dönüşecek. Öyle yani. Bir yemek yaparız. Bir masa kalıyor. Kurabiyeyi bilmiyorum. Sanırım bu videonun içine koyamayabilirim. Üzülerek söylüyorum bunu. Ama onu daha sakin bir zamanda yapabilirim.
Belki de yaparım, bilmiyorum şu an hiçbir şekilde. Hafızam da yetersiz olunca o biraz beni biraz düşündürüyor. Bakalım. Hadi bakalım, görüşürüz. Buraları biraz toplayayım, bir tık fotoğraf falan çekineyim. Sonra mutfağa geçeyim artık. Evet kızlar, gördüğünüz gibi her yer ışıl ışıl. Resmen yılbaşına hazır. O kadar güzel oldu ki ben şu an şu görüntüyü çok sevdim, bayıldım diyebilirim. Çekmelere doyamadım. Çok güzel oldu ya. Bayıldım resmen. Tam istediğim gibi. Biraz üzgünüm çünkü o kadar hazırladım ama fotoğraf çekinemiyorum. Tripoda koydum telefonu, çekmeye çalıştım ama istediğim açıda olmuyor. Ama neyse, çok güzel bir YouTube vlogu çektik. Yani bir de Hüseyin gelince çeker artık. Belki o daha güzel çeker. Sonuçta tripodla birinin çektiği kadar olmaz. Öyle yani. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Hiç. Ve ben bu sefer mutfağa kaçar artık. Mutfakta görüşürüz. Selam kızlar, yine ben geldim. Hüseyin gelecek. O yüzden yemeğe başlıyorum. Ben pilav yapacağımı söylemiştim. Sonra mantarlı tavuk sote yapacaktık. Canım bunları çekti nedense. İlk olarak pilavımızdan başlarız. Biraz dinlenir. Hem sonrasında mantarlı sotemize geçeriz. Malzemeleri bu şekilde ayarladım. Zaten size yine ara ara çekip göstereceğim. Yalnız saklama alanı dolu diyor sürekli telefon. Ona birazcık gıcık oldum. Hep böyle yapıyor. Niye bilmiyorum. Yani o da haklı ama şu an yeri değil de öyle söyleyeyim. O yüzden ara ara yine açacağım kamerayı sizler için. Şu an bir tane program buldum. Onun kamerasıyla çekiyorum. Umarım güzel olur. Çünkü başka seçeneğim kalmadı. Yoksa video yarım kalacak. Yani böyle olduğunda gerçekten çok moralim bozuluyor diyebilirim. Ama neyse, devam edelim. Şimdi tavuklarımızı küp küp doğrayacağız. Tavuğumuz çok az kaldı. Doğradım. Size hızlandırılmış şekilde video yaptım. Pilavımı yapacağım. Sonra tavuğun malzemelerini, sebzelerini doğrayacağım. Sotenin. Sonra da çok işimiz kalmıyor. Masa hazırlayacağız. Sonra Hüseyin'le düşündüğüm birkaç poz var. Onları falan çekeriz. Sonra sohbet tarzında otururuz diye düşünüyorum. Evet, tavuğumuz bitti. Şu an bunları da bu kısma boşaltıp yıkayacağım. Bunlar da süzülür iyice. Sonra ben o ara pilavı yaparım. Sonra bunun malzemelerine geçeriz. Bakalım. Evet, ben pilavımı genelde granit tencerede yapıyorum. Daha çok lezzetli oluyormuş gibi geliyor. Bu ocağımızı yakalım. Evet, ocağımızı yaktık. Tereyağımızı ve sıvı yağımızı koyuyoruz. Yani böyle de tarif veriyormuş gibi oldu ama. Biraz da sıvı yağ koyuyorum. Yalnız kullandığım program şu an yani direkt detay alıyor. Umarım sonradan bu videoları kullanabilirim. Yağımız erince arpa şehriyelerimizi hafif esmerleşene kadar kavuracağız. Ama ben arpa şehriye değil
Böyle annemle ikimizin kestiği. Böyle kesme dediğimiz şeylerden kullanacağım. Yani ikisi aynı şey diyebilirim. Tripodu takmışım. Işığı açmayı unutmuşum. O kadar güzel köpürdü ki. Bence yeterli. Şimdi yıkamış olduğum bir su bardağı pirincimi ekliyorum. Şöyle güzelce kavuruyorum şimdilikte. Artık suyunu ekleyebileceğimi düşünüyorum. Bir tanesini, bir su bardağını knor erittim. Bayılırım knora. Onu döküyorum. Aslında iki su bardağı yeterli olurdu. Fakat benim bu kesme dediğim şey Arka Şehri'ye göre daha hamurumsu ve daha kalın olduğu için ben 2,5 koydum ve bu arada işim geldi. Evet, ben biberlerimi doğramaya geçtim bile. Yine tam bir yılbaşı rengi gördüğünüz gibi. Aşırı güzel, aşırı sevdiğim renkler. Tam bir yılbaşı rengi diyebiliriz. Bu arada ben öncesini de çektim ama hafızam yetersiz olduğu için kaydetmemiş. Kaydediyor sanıyordum. O yüzden kısa kısa konuşmak durumundayız. Çok üzgünüm. Kızlar, ben bütün malzemeleri doğradım. Tavuğumu suyunu çekmesi için ateşe koydum ve bekliyorum. Evet, masa hazır. Hafızam yetersiz oldu zamanki gibi. Her şeyi gösteremedim size ama şöyle en önemli yeri direkt göstereyim istedim. Çok güzel, çok minnoş bir masa oldu. Ben bayıldım. Umarım siz de çok sevmişsinizdir. Elma suyu çok güzel tadı bence. Kızlar, videoyu burada kapatıyorum. Umarım hepiniz için çok ama çok güzel bir yıl olur. Hafızam yok. Bir şey çekemedim. Son zamanlar sonucunu, en güzel yerleri çekeceğim zaman çekemedim. Zaten saatte 12'ye geliyor. Birkaç fotoğraf çekindim. Hüseyin çekmeye çalıştı. Yani çok öyle vav bir fotoğraf yok ama yine de işte arasından seçmeye çalışacağım. Her şey çok güzeldi. Umarım sizin için de her şeyin çok güzel olduğu bir gün olmuş olur. Gördüğünüz gibi arka ambiyans çok güzel. Videoyu bu şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi benim için her şey çok ama çok güzeldi. Elma suyumu içiyorum. Umarım sizin için de çok güzel bir gün olmuştur. Dediğim gibi bütün dilekleriniz kabul olsun. 2022-2021'den çok daha güzel bir yıl olsun. Kadın cinayetlerinin olmadığı, koronanın olmadığı, işte hayvanların daha çok sevildiği, aklınıza gelebilecek her şey. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Yeni yıla sizinle girmek çok güzeldi. Bu kadar. Görüşürüz. Şöyle yapıp size bir öpücük atmak istiyorum.